Haziran'da yapılacak sınav Temmuz'a ertelendi. Daha sonra sınavımızdan bazı konular çıkarıldı. En sonda bu Temmuz'da yapılacak sınav yeniden Haziran'a ertelendi. Haziran'a çekildi. Sürekli bir takım şeyler değişiyor. Ve biz öğrencilerin psikolojisi bunda olumsuz etkileniyor. Sınavın maskeyle yapılması konusu tartışılıyor. Ben bu konuya da değinmek isterim. Benim alerjik rinite olan bir arkadaşım var ve bu arkadaşım zaten normalde zor nefes alıyor ki maskeyle sınav çözmesi oldukça zor olacaktır. Bu konuda da endişeliyim. Bana göre bu sadece hani bir aylık bir değişim gibi değil. Sonuçta hepimiz bir yıldır bu sınava hazırlanıyoruz. Ve sadece bir ayın değişmesi bile çoğu öğrencide böyle bir kaygı yaratıyor. Benim etrafımda bile hani artık iş işten geçti gibi düşünen insanlar var ve hani seneye tekrar girelim bu sınava diyenler var. Dün 64 kişi öldü. Gittikçe azalıyor evet. Fakat yani bu azalma gerçekten de o dedikleri tarihte bitecek mi yani? Bu çok önemli. O LGS bizden daha erken yapılacak. Aileler orada toplanacak. Bir sürü aile. Ve yani hangi aile çocuğunu böyle güvenle gönderebilir ki sınava? Ben çok merak ediyorum bunu açıkçası. Sınavı turizmden dolayı öne çektiklerini söylüyorlar. Turizmin o zaman bizim ülkemizde eğitimden daha mı önde geldiğini anlamalıyız biz. Ve hani 17-18 yaşındayız. Bu kadar şeyi çok çok psikolojimiz bu kadar şey kaldıracağını düşünmüyorum ve şu an hepimizin eli ayağı hani birbirine girmiş durumda, çalışamıyoruz. Yani program yapamıyoruz. Sadece öğrencilerin değil, bu ülkenin geleceğini etkileyen bir konu. Karar vericilerin bizi anlaması için empatiye bile gerek yok. Sınav öğrencisi olması da, sınava girecek dönemde çocukların olması da gerekmiyor. Bir dönem üniversite sınavına hazırlanmış ve üniversite okumuş herkes bunu rahatlıkla anlayabilir. Ya geçmişe bakmayı unuttular ya da bu süreci hiç yaşamadılar. Umarım bu konu tekrar gözden geçirilerek daha doğru bir karara varılır. Bu konu hakkında ne de geri dönüş yaparlar mı? Tekrar bu hatalarından geri dönerler mi bilmiyorum ama eğitim sistemi de her konuda yerin dibine doğru batmaya devam ediyor. Biz bu sınava yıllardır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Geleceğimizin bir kişinin dudaklarının arasında olması bizi çok üzüyor. Ben üniversite sınavına yaklaşık 2 senedir motivasyonumu koruyarak çalışırken hakkımızda böyle umursamazca kararların alınması beni çok üzdü. Öğrenciler hakkında kararlar alınıyor ama en son öğrenciler düşünülüyor. Bizlere söz hakkı tanıdığınız için, hatta bizi önemsediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bizim sesimize destek olduğunuz için, sesimizi daha çok gür çıkarmamıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Fikirlerimizi önemseyip bizi buraya topladığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hepinizi büyük bir dikkatle dinledim. Dün akşam haber duyulduğunda özellikle sosyal medyadan bütün arkadaşların, genç arkadaşların tümünün olağanüstü tepki gösterdiklerini gördüm. Çünkü kendilerini belli bir zaman dilimi içinde programlamışlardı ve o çerçevede hazırlık yapıyorlardı üniversite sınavlarına. Doğru, sizin de ifade ettiğiniz gibi COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle Haziran ayında yapılması gereken sınavlar Temmuz'a ertelenmişti ve burada makuldü. Hiçbir kişi, hiçbir aile buna itiraz etmedi. Çünkü herkes kendi çocuğunun geleceğini, güvencesini, sağlığını düşünüyordu ve dolayısıyla da süreç kendi içinde çalışıyordu. Genç arkadaşlarımız onlara göre planlarını yaptılar. Aileler o çerçevede planlarını yaptılar. Tam böyle bir süreç yürürken dün bir karar çıktı ve o kararla sınav tekrar öne alındı. Şimdi bunun temel nedenlerinden birisi, sevgili genç arkadaşlarım, devlette liyakat sistemi çökerse, yani işi ehline verelim derken, bu işin altında hangi eğitimcinin imzası var? Hiçbir eğitimcinin imzası yok. Hangi eğitimci çocuklarıyla bu kadar oynar? Hiçbir eğitimci bunu yapmaz. Hangi görüşten olursa olsun her eğitimcinin ortak hedefi çocukların en uygun koşullarda sınavlara hazırlanması ve o sınavların yapılmasıdır. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz, gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız bunun temel nedeni devlette İşin uzmanına danışılmamasıdır. Yani devlette liyakatin olmamasıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanı mı karar verdi? Erdoğan mı karar verdi?
Başka birisi bir karar verdi. Turizm Bakanı mı karar verdi? Evet, oturdular kendi aralarında bir karar verdiler. Örneğin bu süreç içinde Milli Eğitim Bakanı, YÖK Başkanı oturup bir açıklama yapmadılar. Açıklamayı Erdoğan kendisi yaptı. Oysa kararı daha önce alan, erteleyen YÖK'tü ve YÖK'ün aldığı karar da doğruydu. Bu karar üzerine her biriniz tek tek ülkede bu sınava girecek olan bütün çocuklar, bütün gençler, bütün umutlarımız bir anlamda kendilerini buna göre programladılar. Ona göre çalıştılar, ona göre hazırlık yaptılar, aileler ona göre hazırlık yaptı, dersler ona göre yapıldı, programlar ona göre yapıldı. Ve sonra ne oldu? Her şey alt üst oldu. Yapılan uygulamayı hiçbir eğitimci doğru bulmuyor. Bu tamamen bir siyasal karar, bir eğitimcinin alacağı karar değil, bir ailenin alacağı karar değil. Çocukları üniversiteye gidemeyen, üniversite sınavlarına girmeyen kişilerin aldığı karar böyle olur. Eğer çocukları üniversiteye hazırlık aşamasında olsaydı onların, o çocuklar babalarına isyan edecekti. Baba bunu yapma, yanlıştır. Biz bütün planımızı, bütün programımızı Temmuz ayına göre yaptık. Dolayısıyla ona göre çalışıyoruz diyecekti. Ama dediğim gibi feda edilen, başlangıçta görülen, feda edilen gençlerimiz ve bu gerçekten de son derece üzüntü verici bir olay. Sesinizi duyuramadığınızı da söylediniz. Bizim sesimizi biz sesimizi yeteri kadar duyuramadık diye de bazı arkadaşlarım ifade etti. Sizin sesinizi duymak isteyen herkes aslında duydu. Yani eğer Türkiye'de 83 milyon yurttaş yaşıyorsa, çocukları üniversite sınavına girecek olan bütün aileler sizin sesinizi duydular. Ve sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyorlar. Onlar aslında sizin tepkilerinizi son derece doğal ve olağan karşılıyorlar. Bu aşamada biz de çağrı yapacağız. Siz de çağrı yapın. İsterseniz gelin çağrıyı ortak yapalım. Bunu bir daha düşünsünler. Bir daha düşünsünler. Gençlerimiz kobay değildir. Gençleri bu ülkenin umududur. Bu ülkenin geleceğidir. Gençlerine değer veren, önem veren toplumlar büyürler. Toplumlar saygı görürler. Dolayısıyla eğitim sisteminde değişiklikten de söz edildi. Çok sık değişiklikten söz edildi. O da doğrudur. Her bakana göre eğitim sistemi değişmez. Eğitim sistemi eğitimin bütün bileşenleriyle birlikte masaya yatırılır ve değerlendirilir. Yoksa tek başına siyaset kurumunun karar alacağı bir olay değildir. Çünkü eğitimin ne olduğunu, bir ülkenin çağdaş uygarlığı yakalamak için eğitimin ne kadar değerli olduğunu, eğitimin, eğitilen toplumun dünyada söz sahibi olduğunu, saygın bir yere oturduğunu da hepimiz, bütün dünya aslında biliyor ve kabul ediyor. Bu çerçevede bakmak lazım. Bir arkadaşımız kimse bizi düşünmedi diye de bir sitemde bulundu. Doğrudur, sınav kararının erkene alınması sizin dinlenmemeniz anlamına geliyor. Sizi dinlemediler çünkü sizi umursamadılar. Ama siz bunu unutmayın. Hafızanızın bir yerine bunu mutlaka kaydedin. Sizi umursamayanları siz de umursamayacaksınız. Kararlı bir şekilde çalışın. İnadına çalışın. İnadına başarılı olun. İnadına mücadele edin. Önünüze hangi engeller konulursa konulsun, engelleri aşmasını bilin. Bu çağdaş Türkiye'yi, uygar Türkiye'yi yaratmak için önünüzdeki belki de en önemli fırsatlardan biri olmalı. Haksızlık mı yaptılar? Haksızlığı yeneceksiniz. Başaracaksınız. Sınavda da başaracaksınız. Arzu ettiğiniz, beklediğiniz üniversiteye de inşallah gireceksiniz. Alınan kararı mantıksız bulan arkadaşlarım da oldu. Zaten hiçbir mantığı yok ki bunun. Yani insan unsurunun reddedilip sadece ekonominin gözetildiği, turizmin gözetildiği bir karar. Dolayısıyla bu kararda gençler feda ediliyor. Ama biz bunu tabii duyuracağız. Yine tarihin değişmesi konusunda mücadelemizi yapacağız. Ama dediğim gibi siz özel bir beklenti içinde olmadan ne yaparlarsa yapsınlar sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin. Hepinizi seviyorum, hepinize inanıyorum ve hepinize güveniyorum.